Hakkı'nın geldiğini biliyorsun değil mi? Bak, tutuklanmış. Seni Akgün mü başımıza dikiyor Ahmet? Yok, estağfurullah yani ben bile istiyor yani severek yanı başınızdayım. O gün ben karşılaşmasaydım söylemeyecektim değil mi? Yani şimdi ben de kendisiyle sizin karşılaştığınız şekilde böyle denk gelmek suretiyle bir arada olduğumdan kaynaklı. Yoksa ben onu özel olarak sizden gizlemek gibi bir niyetim... Günaydın. Boşuna saklama. Günaydın teyze. Gördük o sevimsizin yüzünü bütün gazetelerde. İyi oldu. Hak ettiği deliye dönmüş oldu. Anne, açmasak mı konuyu? Niye açmıyormuşum? Ya bugün bana düğün bayram. O Soner sevimsiz de nişanlanmış. Oh! İkisinden de kurtulduk. Hayırdır? Rahatsız mı oldunuz Ahmet Efendi? Senin ne işin var burada? İşin mi var senin içeride? Rahatsız oluyor müşteriler. Bıyığından falan. Ben dışarıda bekleyeyim o zaman. Bıyığımı keseceğim diyeceğine. Şşt, dur bakayım. Sen kime baktın? Yağmur Kara'ya teslimat. Ay yine mi ya, yine mi ya? Alayım ben onu, alayım. Adamdan kurtulduk, çiçeğinden kurtulamadık ya. Şimdi şöyle yapıyoruz, siz bunu alıyorsunuz. Hanımefendi, hanımefendi yok. Hanımefendi falan yok. Alıyorsunuz bunu, kimden aldıysanız onu aynen iade ediyorsunuz. Sen şimdi bu çiçeği al, geri götür, iadeni yap, siparişini de al. Tamam mı abim, hadi. Hadi. Bir dakika ya, bir dakika ver onu ya. Ben niye kendim yapmıyorum beyefendiye iadesini? Yağmur nereye? Ziyarete. Ahmet abi bak sakın, sakın kalbini kırmak istemiyorum. Hakikaten sana ne oluyor? Ben gidiyor muyum arkasından? Bir şey yok bu seni ya. Ulan nasıl isterseniz Emel Hanım. İstersin. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Diğerleri de geliyor. Eray nerede? Eray nerede Eray? Arabaya baktırmaya gitti de. Oh ne güzel ya. Gitsin tabii gitsin. Şurada 6 servis elemanının ikisine bana sormadan izin vermiş. Yani ben tesadüfen bugün buraya gelmesem ki gelmemek için bir sürü sebebim var. Kim ilgilenecek müşteriyle? Benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa ben elimden geleni yapayım efendim. Yok. Şu menü var ya, şu menü bile senden daha çok işe yarıyor. Allah'ım sen sabır ver bana ya. Amin cümlemize. Yağmur. Gidiyorum yakında zaten. Bir daha görmezsin herhalde beni. İsabet olur. Ne diyeceğim bizimkinin moral yine bozuk. Kıza dokunsan ağlayacak gibi. Bir şeyler mi yapsak? Hallederim ben dur. Şişt.
Gelsene. Çekmeye devam et. Ağırlıklı kimi çekeceğini biliyorsun. Ha, o şekil. Gerisi bende. Hadi. Eray. Hı. Sen kasaya para koymadın mı? Nasıl koymadım mı? Koyduğum orada. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yo. Para mara yok kasada. Aa. Harbiden de yok. Ben Altay'a bıraktığımda vardı burada, vardı. Ya sen Altay'ı bırakalı 2 saat olmadı mı ya? Bakmıyor musun kasaya arkada? Emel. Belki müşterinin biri aldı gitti. Emel, Allah Allah. Emel'cim biraz sakin olur musun lütfen? Ay çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Emel'cim sessiz bak, sesimize biraz hakim olalım. Müşteriler var, ayıp bak, insanlar kalkıyor. Gerekiyorsa bakarım kamera kayıtlarına ben, tamam mı? Çalındıysa kendi cebimden tamamlarım, nedir yani? Yalnız müşteriler rahatsız oluyor, neyi paylaşamıyorsunuz? Ha bir sen eksiksin akıl vermeye. Tipe bak ya. Ya ben kimseye güvenemeyecek miyim Eray? Kimseye canım, sırtımı dönemeyecek canım, miyim ben ya? Bir tanem canım sakin olur musun lütfen, tamam? Bak müşteriler rahatsız oluyor, ayıp oluyor ya. Bak ben seni anlıyorum. Şş, bana bak ben seni anlıyorum, tamam? Sinirlerim bozuk, Naz'la alakalı ama iş bak. Ya ne Naz'ı, ne Naz'ı, ne Naz'la ne alakası var? Saçmalıyorsun artık Ahmet, Eray ya. Tamam, Ahmet. Saçmalıyorsun. Ahmet sen bir al Emel'i, bir hava alın. Emel'cim bir sakinleş, konuşuruz hadi. Emel... Şş, hadi. Buyurun çıkalım. Hadi abi hadi. Siz ne yapayım? İşe zarar veriyormuşum. Kimin işine zarar veriyorum? Güzelim tamam konuşuruz. Ya gerçekten kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş da siz devam edin. Sıkıntı yok. Kusura bakmayın. Rahatınız bozulmadı değil mi? Gelme peşimden. Yoldurtma bıyıklarını bana. Ha yolun gerekirse Emel Hanım. Bana anlayış gösterme. Vallahi bütün sinirimi senden çıkartırım. Şimdi Eray'la da dedikodumu yaparsınız Emel delirdi yine diye. Allah. Yok estağfurullah, niye öyle yapalım Emel Hanım? Yani Emel Hanımcığım şimdi üstüme vazife değil ama siz bence biraz fazla takıyorsunuz kafaya. Yani Naz'ı bu kadar düşünmeyin, Soner Bey onu koruyacaktır. Evet doğru söylüyorsun, senin üstüne vazife falan değil. Zaten ne üstüne vazife onu da bilmiyorum ki, bu Eray getirdi başımıza attı seni, ondan tahammül ediyoruz. Sevimsiz. Sen dün gece 2'de niye restorandaydın? Öylesine. Yani ben bazen kapandıktan sonra gelip böyle sağa sola bakıyorum 2-3 kere gecede.
Sebep? Yani kontrol amaçlı. Hani sağda solda bir şey unutulmuş oluyor. Kapı pencere açık kalmış oluyor, ona bakıyorum. Bazen de sizi bekliyorum işte kapatana kadar. Öyle yani. Anlamadım yani. Sen 3 yıldır bunu mu yapıyorsun? Eray mı söyledi böyle yapmanı? Yoo. Ben gece geç çıkıyorum, seni hiç görmüyorum ama. Yok, o zaman otoparkta ya da sahilde bekliyorum. Niye içeride beklemiyorsun? Rahatsız olmayın diye. Yani siz zaten genelde hesap kitap için geliyorsunuz. Öyle olduğunda da şu ilk masada oturuyorsunuz. Böyle gününüz iyi geçtiyse bir kokteyl yapıyorsunuz kendinize. Ha, kötüyse de kahve. Bazen böyle şarkılar söylüyorsunuz bağıra bağıra. Bazen de küfür ediyorsunuz sağa sola. Ben kokteyli gördüğüm zaman ha diyorum iyi. Yani günü güzel geçmiş ama kahveyi görünce de üzülüyorum. Keşke diyorum olmasaydı. Yani siz aslında mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Yani herkes hep, bütün herkes tabii hak ediyor. Siz galiba daha iyi gibisiniz. Ben en iyisi şey yapayım. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Bıyık. Buyurun. Hadi beni eve bırak. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.